Günaydın anneciğim. Günaydın oğlum. Senin neyin var? Niye öyle yüzün asık? Berçin'le evlenmek istemiyorsun değil mi? Sırf hamile diye mi evleniyorsun onunla? Ozan, o kızın sana bakışlarında bir tuhaflık var. Nasıl desem, hırs gibi, takıntı gibi kötü bir şeyler var işte. Ama aslım öyle değil. Şefkatle bakıyor sana. Gözlerinde sevgi var. Sen de ondan hoşlanıyorsun değil mi? Aslım senin bakıcın. O kadar. Seninle ilgilenmek için burada. O zaman ben hafızamı kaybettim. Duygularımı değil. Anlıyorum, görüyorum işte. Sizin bakışlarınızda aşk var. Hadi anlat bana ne olur. Hem belki ben de bir şeyler hatırlarım. Aslım'la aranızda ne var sizin? Hiçbir şey. Aslında ben diye bir şey yok. Sen düşünme bunları. Boş ver. Aslım! Kızım dur! Ay koşturtma beni peşinden ya. Anneciğim sen niye çıktın ki? Dedim ya sana siteye gideceksen beraber gidelim diye. Duymadın mı beni? Çok özür dilerim ya. Benim kafam biraz karışık. Duymamışım hiç seni. Hem ben siteye gitmeyeceğim ki. Bir arkadaşımla buluşacağım. İyi misin kızım sen? İyiyim. Niye ki? Ne bileyim işte bu Ozan'la Berçin meselesi yüzünden. Anne. Bana ne Ozan'dan Berçin'den. Ozan benim eski kocam, o kadar. Boşandık biz. Ama kızım anne sakın. Sakın sen Ozan'ı seviyorsun, Ozan'a aşıksın deme bana. Yok öyle bir şey. Bitti. Ozan bana yaptıklarından sonra benim kalbimden silindi gitti. Ben sadece Berçin'in hamile olmasına şaşırdım o kadar. Neyse sonra konuşuruz bunları. Seviyorsun kızım. Hem de hala deliler gibi seviyorsun onu. Biliyorum. Efendim Jülide Hanım, buyurun. Tabii, gelirim. Tamam, görüşmek üzere. Ben de Berçin Ozan için kadeh kaldırmak istiyorum. Berçin Ozan'ın bebeği şerefine. Beni korumaya çalıştığın için bu hale düştün Aslım. Benim yüzümden evliliğim bitti. Ama düzelteceğim. Sana söz veriyorum, seni bu durumdan kurtaracağım. Hediye teyze. Jülide Hanım temizlik için çağırdı da. Düğününüz varmış herhalde. Ona yardım edeceğim. Böyle bir iş için niye seni çağırdı ki? Hay Allah, dur ben bir konuşayım. Hayır Ozan konuşma. Şimdi kadıncağızın kafasını karıştırma daha fazla. Zaten hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece Aslım'la ben yanındayken huzurlu. Zaten benim için de problem değil. Peki. Teşekkür ederim. Aslım nasıl? Sence? Hı? Bir hiç uğruna, bir yalan yüzünden kızımı boşadın. Şimdi de hamile bıraktın, Berçin'le evleniyorsun.
ve bu hale düşürdüğüm bir kızın nasıl olduğunu mu merak ediyorsun şimdi? Hediye teyze, ben versin. Tamam, yeter artık. Ben seninle konuşmak istemiyorum bu konuyu. Birbirimizi kırmaktan başka bir işe yaramaz çünkü. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Aslım sana çok iyi bir eş olurdu, biliyor musun? Çocuklarına çok iyi bir anne olurdu kızım. Jülide Hanım'a da iyi bir gelin olurdu. Ama sen onu kaybettin. Sen kaybettin Ozan. Berçin'le sana mutluluklar dilerim. Müsaadenle. Hediye teyzeden de senden de özür dilerim Aslı. İnşallah beni affedersiniz. Eğer bir gün birbirimizi kaybedersek, aklımızı kaybetmişiz demektir. İşte o zaman seni bu ağacın altında bekleyeceğim. Günaydın sevgili. Ne zaman uyandın sen? Bütün gece güzel yüzünü izlemekten uyuyamadım ki. Evleniyorsunuz işte. Kimden saklıyorsunuz ki? Üstelik bebeğiniz olacak. Keşke bu yaşananların hepsi kötü bir kabus olsa. Gözlerimi açsam. Yine eski mutlu günlere uyansam. Aslım. Affet beni Aslı. Başına gelen bütün bu felaketlerin sorumlusu benim. Sen masumsun. Hepsi benim yüzümden oldu. O alçak beni sana kötülük yapmaya mecbur bıraktı. Başka çarem yoktu. Ne olur beni affet. Bu otu kim bırakmış buraya? Benim Aslı'mı bulmam lazım. Allah'ım, gözlerimi açtığımda bu kabus bitmiş olsun. Ozan'ı göreyim karşımda. Yine bana aşkla baksın. Ben dayanamıyorum. Lütfen bu kabuslar bitsin. Ozan kötü bir rüyaydı desin. Hepsi geçip gitsin. Neredesin aslanım? Nerede?
kim bıraktı bu notu kapıya? Bütün bu olanların sorumlusu kim? Aklımı kaçıracağım. Neredesin Aslı? Neredesin aslan? Nerede? Kim bıraktı bu notu kapıya? Bütün bu olanların sorumlusu kim? Aklımı kaçıracağım. Neredesin Aslı? Surat ya. Birazcık yüzün gülsün. Bu mutlu günde böyle davranılır mı? Bak dünür oluyoruz ha. Mümtaz. Bak zaten canım sıkkın. Bu muhabbetlere hiç gelemeyeceğim. Jüri de hala seni hatırlamıyor mu? Hayır, hatırlamıyor. Çok sinir bozucu Tarık. Bana yabancı gibi davranıyor. Ay. Şu güzelliğe bakar mısınız? Adeta bir melek, değil mi Tarık? Sibel, mecburiyetten yapılan bir nikah bu. Bu kadar şatafata gerek var mıydı? Hemen ortamı bozmak zorunda mısın Tarık? Saçma sapan konuşacağına Ozan'ı ara. Neredeyse çıkıp gelsin. Ben aradım da daha açmadı. İşi vardır. İşi bitince gelir. Ay sen de aylak aylak dolaşacağım, içecek bir şeyler getirsene. Aa, dilimiz damağımız kurudu. Ablacığım, ne oldu? Güzel yüzünden düşen bin parça. Sevdiğini mi kaybettin? Kalbin mi kırıldı? Yalnız kalmak istiyorum. Ben gidince kalırsın ablacığım. Dur önce bir falına bakayım. Merak etme, para istemem. Böyle üzülmene gönlüm razı olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Ömrümde görmedim böyle şey. Senin bugün bahtın dönecek ablacığım. Bak dedi dersin. Hiç öyle sarkıtma yüzünü. Bugün kaderin değişecek. İnşallah notu okuyunca beni affedersiniz. Bozmak isteyenler kim? Allah'ım aklımı kaçıracağım. Efendim? Ozan, nikah saati yaklaştı. Seni bekliyoruz. Neredesin? Tamam, yoldayım. Geliyorum.
Ozan. Neredesin ya? Bak hepimiz seni bekliyoruz. Hadi gir hazırlan. İşlerim vardı. Memur geldi mi? Birazdan gelir. Sen hazır mısın? Hazırım. Ozan, biz böyle mi evleneceğiz? Bir takım elbise falan giyseydin bari. Bak bugün bizim en mutlu günümüz. Biraz özen gösterseydin. Değil Arçın. Hem bu bir düğün bile değil. Bunu nereden çıkardın? Sadece farkında olmadan işlediğin günahların telafisi. Bebek için. Göstermelik bir şey. Benim yüzümden aslım. Affet beni. Ay! Ay içim daraldı. Bu ne böyle canım? Düğün mü cenaze mi belli değil. Tarık bir şey yapsana. Arasana şu memuru. Ne yapayım? Telefonu yok. Bekleyelim gelsin. Ozan nereye? Bu adamın geleceği yok. Ben oturup beklemek istemiyorum. Ya biriniz bir şey söylesenize. Bu kılıkla mı katılacak düğüne? Böyle düğüne gelen damat mı olur? Sibel'cim, çocukluktan beri birbirlerine aşıklar demiştin ya. Ondandır. Belli ki evlenmek için çok sabırsızlanıyor. O yüzden hazırlanmaya bile gerek duymamış. Bari sen böyle yapma Jülide. Biz seninle çok eski arkadaşız. Hatırlamıyor olabilirsin ama. Sibel. Jülide beni bile hatırlamıyor. Sana böyle davranması çok normal. Beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Ayak altında dolaşma be kadın. Dolaşma defol. Sibel. Bağırıp durma. Sen de herkes gibi otur, bekle. Bak sinirim zaten bozuk. Bir de sen benim sinirimi bozma. Lütfen Hediye ile böyle konuşma. O benim arkadaşım. Aslım. Memuru da geldi. Hemen kıyalım nikahımızı. Kal burada. Kaan neden buraya geldi?
Onu Tukağan mı yazdı yoksa? Aslım gerçekten suçsuzum. Pardon. Pardon, bakar mısınız? Nikah için gelmiştim. 37 numara neresi? Hemen iki yan taraf. Siz geçin, ben geliyorum. Tamam, teşekkürler. Al! Kaan, dur, kaçma! Kaan, bu notu sen mi bıraktın? Bunun aklı başına gelmiyor. Bu biraz daha kalsın. Yo. Yemin ederim kimseye bir şey söylemem. Çekip giderim, kimseye görünmem. Yalvarırım. Bırakın beni artık, ne olur. Sevgilim. Aşkım. Benimle evlenir misin? Evet. Binlerce kez evet. Evet. Kaçıyorsun. Sana zarar vermem. Orhan amca, arabayla bir işim var. Hemen geri getireceğim. Bas kaza. Abi bas abi bas. Abi bas, kurban olayım bas. Al şunu abi. Beni ara sokaklardan falan bir yerden bir götür abi, kurban olayım. Tamam kardeş. Ne kadar çamura batacağım? Nasıl bu hale geldi benim hayatım? Ben her seferinde hata yapmaktan yoruldum. Ne olur bana bir çıkış göster. Berçin'le evliyken ben onların etrafında nasıl olurum? Onları birlikte görmeye nasıl dayanırım? Olacak. O
kızımı Berçin'in annesinin önünde nasıl bırakırım? Allah'ım. Taşıyabileceğimden fazla değil mi bu yük? Ay, yolumu kaybettim. Ne olur bana bir yol göster. Ne olur bana yardım et.